Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam 1-1 bitti. Şenol Güneş'in gelişiyle yeni bir antrenör, yeni bir teknik direktör. Tabii herkes bekliyordu sonuç ne olabilir diye. Şenol Güneş milli takımda aslında çok başarısız bir antrenör olarak gözükmüştür. Ama liglerde bazen Beşiktaş'ta özellikle çok başarılı ve şampiyonluk yaşamış bir antrenördür. Yani milli takımdaki yapmış olduğu bu cesaretsiz ve hücum futboluna yönelik değil de daha çok defansif oyunu benimseyen bir antrenör kimliğinde milli takımdan da görevinden alınmıştı. Fakat Trabzon'a gelişi ve basın açıklamasında dikine futbol, daha zevkli bir oyun, seyirciyi mutlu edecek bir oyun söyleyince ben de heyecanlandım. Özellikle bu maçı çok izlemek istedim ve sonuna kadar izledim. Ve maçın başında 13. dakikaya kadar, bugüne kadar inşallah Abdullah Avcı izlemiştir maçı. Hiç ya sanki Trabzonlu oyuncular bu oyunu oynayamıyorlar. İşte onun için mi oyuncularımız yok diyen bazı Trabzon taraftarları da olmuştur. Ben çok yorum yapmıştım. Abdullah Avcı'yı çok eleştirmiştim. Harika bir oyun, harika bir pres, önde pres. Beşiktaş 13 dakikada Trabzon sahasına bile gelemedi. Ve bu güzel futbol ne yazık ki bir şanssız kırmızı kartla ne yazık ki bitti. Tabii aslında yani üzücü bir olay. Trabzonspor bu 13. dakikadaki futboluyla bence galibiyeti hak etti. Bu maç berabere bitmesini çok istedim. En azından galibiyet gelmesini de çok istedim Trabzonspor'un. Bu programı yapmayacaktım bu akşam eğer yenilseydi. Çünkü yenilmesini istemedim. Çünkü Trabzonspor gerçekten özgür futbol. Futbolcuyu biraz daha serbest ve dikine futbol oynattığınız zaman ne kadar daha becerikli olduğu ortaya çıkardı Şenol Güneş'i. Tebrik ediyorum hem Trabzonspor'u hem de Şenol Güneş'i çok tebrik ediyorum. Çünkü tabii 13. dakikadan sonra da aslında golü geldikten sonra, golü attıktan sonra bu kadar çekilmesi normaldir. Ama bana göre bunu şu anda Türkiye'de yapacak cesaretli antrenör yok zaten. Avrupa'da ya var. Çok basittir bunun. Aynı oyunu yine oynayabilirsiniz. Sadece riske gireceksiniz. Stoperlerin birini tek stoper oynayarak yani 3-5, 3 kişi oynayarak geride tek stoper tutarak bu aynı baskıyı yine de yapabilirsiniz. Ve bunu Avrupa'da yapan, Türkiye Ligi'nde de yapan çok eskiden veya yakın zamanlarda pek göremedik ama yapan antrenörlerimiz olmuştur. Ama Şenol Güneş'in şu anda bu riske girmemesi normal olarak karşılıyorum. Maçı da berabere bitirdiği için tebrik ediyorum. Şu anda bu maç hakkı beraberlikti diyebiliriz. Beşiktaş'ın da hatası var. Bu kadar yan pas, bu kadar işte çok pas yapması ve yanlardan bu kadar eksik olan bir takıma karşı, 10 kişi oynayan bir takıma karşı tabii ki pozisyonlara girdiler ama biraz daha yan ortaları daha fazla yaparak daha çok defansı boğması ve şutları daha çok atması gerekirdi. Bugün ligin en iyi takımı Beşiktaş takımıyla oynadı Trabzonspor ve 13 dakikada sahadan sildi. Şimdi Abdullah Avcı ne yazık ki bu futbolu bir devre bile oynatamadı. Bırakın bir 5 dakika bile oynatamadı. Eminim bugün 13 dakikada izlediğimiz Trabzonspor bütün maç boyunca bunu yapacağını düşünüyorum ben. Şenol Güneş'in de bunu yaptığını tabii yeni geldiği için daha rahat psikolojiyle ve daha cesaret göstererek en azından ilk maçtır diye izin verdi ve bu futbola oynamasına bak bunu gördük şimdi. Bütün seyircilerimize sesleniyorum. Ne kadar önemli bu. Futbolu önde baskı kurarak oynamanın futbolumuza katkı sağladığını, oyuncuların daha özgür oynadığını ve daha rahat dikine oynadığı zaman ne kadar daha etkili olduğunu ki Beşiktaş şu anda liglerimizin en iyi takımı, ligimizin en iyi takımı olmasına rağmen sahadan sildi 13 dakikada. Şimdi burada düşünmek lazım. Şu oyuncu yok, bu oyuncu yok, biz önde pres yapamayız. Fenerbahçe şu anda yapamıyor. Hala daha yapamıyor. Bugünkü maçta da yapamadı mesela Tok. İkinci yarı hiç yoktu. Şimdi bu antrenörün cesaretiyle alakalıdır. Antrenör riske girip futbolu oynattığı zaman futbol güzelleşiyor. Bugün Trabzonspor bunu 13 dakikada çok iyi yaptı. Ben eminim ki
maçın sonuna kadar yapacaktı. Ve bu maçı da galip bitirecekti. Hem de en iyi takıma karşı. Beşiktaş hem Avrupa'da hem liginde çok başarılı bir takım şu anda. Ve çok güzel top oynuyor. Ama buna rağmen ama ne yazık ki rakip takım önde baskı kurduğu zaman, baskılı oynadığınız zaman buna da çaresiz kalıyorsunuz. Önemli olan bunu uygulamaktır. Ve en kötü durumdayken bile Trabzonspor bir antrenör değişikliği ve Şenol Güneş'in bu cesareti Beşiktaş'a karşı bu güzel futbolu gösterdi. Ama kırmızı kart engelledi. Sonuç itibariyle Şenol Güneş'in bunu devam edip etmeyeceği ben merak ediyorum. İnşallah eder. Türk futbolu katkı sağlar. Bu ara uzun bir ara verdi antrenörlük konusunda. Belki kendisini değiştirmiştir. Basın demeçlerinde de bunu açıkladı. Güzel futbol oynatacağım, dikine futbol oynatacağım dedi. İnşallah devam eder. Ve Trabzon seyircisi de bu güzel futbol karşısında yenilse dahi takımını alkışlayacaktır diyorum. Ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum.